Herkese merhabalar. 9. sınıf edebiyat Türkiye geneli sınavımıza hazırlanmanız için arkadaşlar mükemmel bir video hazırladık. Sizlere bugün hem giriş ünitesinden, hem hikaye ünitesinden, hem de şiir ünitesinden tam da Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu soru dağılım tablolarına göre mükemmel bir sınav hazırladık. Zaten biliyorsunuz ki sınavımız Türkiye geneli çoktan seçmeli bir sınav olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nda hangisinden sorulması gerektiğini tek tek açıklamış. Mesela demiş ki metindeki şahıs kadrosunun özellikleri, anlatıcı ve bakış açısının işlevleri veyahut da dil bilgisi çalışmalarında isimleri bulur. Veyahut da işte Cumhuriyet döneminde hece ölçüsüyle yazılmış bir şiiri inceler gibi tek tek her şeyi vermiş. Bizler zaten yazılı kampımızda hep bunlara göre anlattık arkadaşlar. Bugün de bir sürü test sorusu çözeceğiz ve konu anlatımı yapacağız. Süper bir şekilde ders notlarımızı hazırladık. Önce böyle taktikler de vereceğim size testle alakalı. Ama aynı zamanda ders notlarımız da hazır. Bu notları da dikkatli bir şekilde dinlediğinizde ve soruları dikkatli bir şekilde benimle beraber durdurup yaptığınızda. Mesela şöyle örnek veriyorum. Mesela ben bu soruyu soracağım sizlere. Siz de videoyu durdurun. Cevaplayabiliyor musunuz? Bakın. Ha, konuyu bilmiyorsanız direkt çözümünü izleyin. Ama biliyorsanız, zaten çalıştıysanız o zaman yapmanız gereken tek şey dikkatli bir şekilde dinlemek arkadaşlar. Giriş, hikaye ve şiir ünitesiyle alakalı efsanevi zorlukta ve kalitede sorular hazırladık. Niye zor hazırladınız hocam? Çünkü edebiyat sınavlarında hocalar zaten birazcık zor soruyor. Ama bizler bu sene Milli Eğitim Bakanlığı test yapacağı için ortalama seviyede sorsa bile biz kolay sorular da koyduk. Ama güzel, seçici zorlukta sorular da koyduk. Bunları dikkatlice dinlediğinizde hiçbir şey bilmeseniz bile, merhaba hocam ben hiçbir şey bilmiyorum yeni geldim deseniz bile edebiyattan sizlere inşallah güzel bir not aldıracağız. Yazılı notlarınızı mutlaka yanınıza alın. Neden? Çünkü burada ortak sınav denemeleri de var. Bu ortak sınav denemelerine nasıl ulaşıyoruz? İsterseniz etiketi kazdıktan sonra nasıl ulaşıldığını gelin intromuza izleyelim. Ardından da mükemmel bir şekilde videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda Tats uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu Tats uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki sınavımız test olacak. Test tekniğindeki en önemli unsur şudur arkadaşlar. Biliyorsunuz 3 yanlış bir doğruyu falan götürmüyor. Hiç endişelenmenize gerek yok. Ancak turlama taktiğini uygulamanız gerekiyor. Yani Antep fıstığı yöntemi diyoruz biz buna. İlk başta kolay soruları yapıyorsunuz. Sonrasında takıldığınız sorulara bakıyorsunuz. Sonrasında en sona zor soruları bırakıyorsunuz. Neden? Çünkü ilk başta kolay soruları yaparsanız daha rahat, daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ama hiçbir soruya takılmıyorsanız da, tıkır tıkır yapabiliyorsanız da bu yöntemi uygulamanıza gerek yok. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Şıkları elerken iki seçenek arasında kaldıysanız İlk seçenek, yani aklınıza gelen ilk seçenek doğrudur. Bunu mutlaka bilin arkadaşlar. Ve zaten burada da göstereceğim sizlere. Mesela diyecek ki bu hikayenin özelliklerinden biri değildir diyecek. Böyle bir soru geldiği zaman arkadaşlar eğer doğru cevabı bulduysanız hemen şak diye A seçeneğini işaretlemiyorsunuz. Mutlaka A'nın yanına bir işaret koyup sonra diğer seçeneklerle kontrol ettikten sonra geçiyorsunuz. Çünkü bazen çok kolay gibi duran ama dikkate dayalı sorular oluyor. Mesela değildir diyor. Veyahut da işte belirgin özelliği değildir diyor. Veya kesinlikle söylenemez diyor. Böyle altı çizili sorulara dikkat edeceksiniz. Zaten hepiniz şu anda lisede olduğunuz için test nedir, test taktiği nedir, LGS'den dolayı çok iyi bildiğinize eminim. Hadi bakalım isterseniz önce konuya başlayalım. Ardından da hemen sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar edebiyat güzel sanatlar içerisinde işitsel sanatlarda sese ve söze biçim veriyor. Müzikle beraber aynı kutunun içinde yer alıyor. Dolayısıyla güzel sanatlar içinde burada olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu bir. Devam ediyoruz. Metinler sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunlar sıkıcı, üf aman dediğimiz metinler. Ama bunlar heyecana bağlıları var, coşkuyu dile getirebiliyorlar, olay çevresi oluşanlar var, masallar, fabıllar, halk hikayeleri, tiyatrolar, şiirler, bunlar hep sanat metinleri. Hatta bununla alakalı şöyle bir sorumuz var, onu göstermek istiyorum sizlere. Bakın sanat metinleriyle alakalı bir sorumuzu gösterelim ki sıcağı sıcağına ardından daha iyi öğrenmiş olalım. Bakın şimdi demiş ki bu metinlerin karşılaştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Tam anlamıyla az önce gördüğümüz sanat metinleri ve öğretici metinleri karşılaştıran bir soru. Bununla alakalı sınavınıza soru gelebilir. Demiş ki güneş daldan dala sıçrayarak yürüyor. Bir neden var mı mutlu olamamam için? Daha ne kadar yaşadım ki şunun şurasında, adını biliyor muyum bütün çiçeklerin demiş. Burada ise Güneş sisteminin merkezine yer alan ve orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş tek başına Güneş sistemi kütlesinin %99,8... Ya ne diyorsun ya? Sen ders kitabı mısın? Sen ne kadar nesnensin? Sen ne kadar bilgi veriyorsun? Burada ne kadar güzel böyle Güneş'le alakalı öznel duygularını katmıştı. Burada ise farklı bir şey var. Gördüğünüz gibi zaten üsttekinin sanatsal bir metin olduğunu, aşağıdakinin ise öğretici bir metin olduğunu hemen görebiliyoruz. Benim telaffuzumu böyle ciddi yapmama gerek yok. Siz de görüyorsunuz. Şimdi A'da demiş ki birinci metin sanatsal, ikinci metin öğretici. Doğru. Söylenemez diyor ama. Birinci metinde öznellik söz konusuyken ikinci metinde nesnel bir anlatım vardı. Doğru. Kolay, mintoş bir soruyla başladık. Birinci metin bilgi, ikinci metin duygu odaklıdır. Tam tersi. Cabce demiyoruz ama. Sadece işaret koyup devam ediyoruz. Birinci metinde duygular ön plana çıkarken ikinci metinde kanıtlanabilir bilgiler verilmiştir. Doğru. Birinci metinde dil sanatsal işlevde. İkinci metinde dil göndergesel, yani bilgi gönderiyor. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız net bir şekilde C. Hemen C'yi atlamadım, dikkat etseniz. Biraz diğerlerine baktım. Ondan sonra geçtim. Şimdi devam ediyoruz bu soruyu çözmenin mutluluğuyla. Burada arkadaşlar size bu şekilde bir soru sorarlar. Yani bir sanat metni verirler, bir de benzer konuya sahip öğretici metin verip bunu karşılaştırmanızı isterler. Şimdi hatırlarsanız iletişimin ögeleri vardı. Bunu da bir kez hatırlayalım. Ben bir gönderici olarak, yani öğretmen olarak sizlere merhaba arkadaşlar diyorum. Nasılsınız diyorum. Videoyu beğendiyseniz işte beğeni butonuna basın diyorum. Mesela şu anda gerçekten diyorum, lütfen basın eğer beğeni butonuna. Beğendiyseniz tabii ki. Burada ne yapıyorsunuz? Ben gönderici olarak size bir ileti gönderiyorum. Siz de alıcılar, öğrenciler olarak bana dönüt yapıyorsunuz. Burada şu anda biz birbirimizi görmüyoruz. Ben size hikaye okudunuz mu desem, siz de evet okudum diye bana cevap veremezsiniz. Ama şu andaki bu videomuzdaki iletişim nasıl olabilir? Ben gönderici öğretmen olarak Türkçe koduyla arkadaşlar videoyu beğendiniz mi dediğimde, sizler alıcı öğrenciler olarak videoya dokunup beğeni tuşuna bastığınızda bu bir dönüt olmuş oluyor. Ben orada beğeni sayısının arttığını görünce hoşuma gidiyor. Şu anda bağlamımız bizim sınıf değil. Biz neredeyiz? Genel ağ ortamındayız. Yani internet ortamındayız. Kanalımız ses dalgaları. Bana ses dalgalarıyla ulaşıyorsunuz. Ama burada kesin olan bir şey varsa bağlamımız sınıf. Kanal deyince sakın 9. sınıf YouTube Tonguç Akademi kanalı zannetmeyin. Burada ses dalgası var. Yani iletişimin yapıldığı kısım ses dalgaları. Mesela trafik lambalarında kırmızı yanınca duruyoruz. Kırmızı bize dur demek istiyor esasında. Bizim durmamız bir dönüt oluyor. Durarak bir dönüt yapmış oluyoruz. İleti kırmızı ışık. Buradaki kanal ses dalgaları değil, ışık olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir şey daha var, onu da söyleyelim. Bununla alakalı hemen soruya geçmek istiyorum hatta. Burada arkadaşlar bundan da size soru gelecek. Yani ağız, şive, lehçe, jargon, argo ile alakalı da soru gelebilir. İsterseniz videoyu durdurup sizler de çözmeye çalışın. Ben de hemen soruya geçiyorum. Dil tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı, söz dizimi özellikleriyle başka kollara ayrılır. Örneğin Çuvaşça diğer Türkî dillerden büyük oranda ayrışmıştır. Öyle ki diğer Türkî diller karşılıklı anlaşabilirlerken Çuvaşça için bu geçerli değildir. Çuvaşça okullarda eğitim dili olmasına ve medyada kullanılmasına karşın Rusçanın yaygın kullanımından dolayı tehlike altındadır diyor. Bakın şimdi tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı, söz dizimi özellikleriyle kollara ayrılıyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu en büyük değişim oluyor. Biz buna lehçe diyoruz. Bakın şöyle bir piramit yapacak olursak, tamam mı? Şöyle bir piramit. En üstte lehçe var. Yani çok büyük bir değişim var. Altında şive var. Altında ağız var. Yani şöyle düşünün. Hani Karadeniz'e gitsek Rizeli kardeşlerimizle çok rahat anlaşırız. Urfa'ya gitsek Urfalı kardeşlerimizle çok rahat anlaşırız. Çünkü sadece ağız farkı var. Burada ağız değişiyor. Yani Ege ağzı, Karadeniz ağzı oluyor. Mesela Ege'ye gittiğinizde Kütahya'da size şöyle der. Gülü gülü oturuverin gari der. Ne diyorsun demezsin, anlarsın yani. Ama şive ise biraz daha büyük değişim. Bu sefer Özbekistan'a gitmemiz gerekir. Azerbaycan'a gitmemiz gerekir. Orada Azeri kardeşlerimiz, Özbek kardeşlerimizi yine anlarız ama bu sefer birazcık kelimeleri dikkatli dinlememiz gerekir. Mesela yakında bakkal barı mı der mesela. Sen anlarsın yani yakında bakkal var mı diyor ama hani barı mı kelimesi bayağı bir değişik bir kelime ama anlarız. Bak değişim arttı. Şivede değişim arttı. Ama lehçeye gittiğin zaman hiçbir şey anlamazsınız arkadaşlar. Yani İşte ehing nişanla cılman eğer deli bin ne demek biliyor musunuz? Bu Yakutça'da yeni yılınız kutlu olsun demek. Bir şey anladınız mı, anlamadınız? Ben de anlamıyorum zaten. Ben de ezberledim bu kelimeyi, oradan biliyorum. Dolayısıyla lehçe çok büyük değişim. Argo arkadaşlar, argo deyince aklınıza sinkaflı ifadeler gelmesin. Burada mesela adam afilli caka satıyor dediğinde bu da bir argodur. Jargon ise aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel diller oluyor. Mesela tıp jargonu var. Hasta dün gece eks oldu. Ne diyorsun hocam? Eks oldu, eks. Ne diyor yani? Vefat etti demiyor da, öldü demiyor da, mortanzi demiyor da eks oldu derler tıp jargonunda. Şimdi Devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu konuyla alakalı yazılı notlarımızdan da mutlaka bakın. Buradan bir kez daha tekrar yapmayı unutmayın. Burada hoca reklam yapıyor demeyin. Şimdi edebiyatla alakalı bu edebiyatın bilimlerle ilişkisini söyledikleri zaman sınavda böyle test sorusu olarak çıkarsa diyeceğiniz şey şu: edebiyatın konusu insan, bilimlerin de konusu insan. Dolayısıyla ikisi de ortak noktada buluşuyor. Güzel sanatların içerisinde edebiyat yerini gösterdik, metinleri gösterdik. Sanatsal ve öğretici metini karşılaştırdık. Burada lehçe, şiir ve ağızı gösterdik. İletişim ögelerine de bakmıştık zaten. Şimdi yavaş yavaş nereye geçiyoruz? Hikayeye geçiyoruz. Hadi bakalım bismillah diyelim ve hikayeye geçelim. Şimdi arkadaşlar hikayeyle alakalı bilmemiz gereken şey, hocam bize hikaye anlatma deyin. Hikayeyi anlatacağım çünkü sınavda çok soru gelecek. Burada bakın Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı soru dağılım tablosunda hikayeyle alakalı 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane eder. 5, 3 daha kaç eder? 8 eder. 8 soru hazırlamışlar. Burada 2 soru vardı. 2 soru sayısı vardı. Burada ise 8 soru var. Dolayısıyla bu 20 sorunun 8'i buradan çıkacak. Neredeyse yarısı buradan çıkacak. Dikkatli olmanız gerekiyor. 10 tane de şiirden gelecek. Birazdan şiire geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada şu çok önemli. Hikayenin içerisinde olay, kişi, yer, zaman, tema gibi şeylere iyi bakacaksınız. Yani mesela deniz kenarı, kadırga, güverte, buralar hep bir yerle alakalı. Veyahut da kişileri bilmeniz lazım. Mesela ihtiyar, işte beye haber verin, askerler, kişileri yakalamanız lazım. Kişiler sadece insan olmalı. Aynı zamanda zaman bazen belirgin olabilir, bazen olmayabilir. Anlatıcı geldim, bakın buraya yazıyorum. Hatta siyahla yazayım ki daha rahat gözüksün. Geldim diyorsa ya da geldik diyorsa, geldim ya da geldik diyorsa anlatıcı birinci kişidir. Ama eğer geldi ya da geldiler diyorsa bunlar üçüncü kişi anlatım olmuş oluyor arkadaşlar. Burada zaten seçeneklerde hemen böyle işte anlatıcı birinci kişidir deyip de sen burada sürekli karıştı, girdiler, koydular, yoktu, aptallaşmıştı, attılar. Ya bu hep üçüncü tekil kişi deyip hemen oradan da soruyu rahatlıkla yapılabilir. Bunu biz üniversite sınavında, ÖSYM'de soru taktiklerine gösteriyoruz. Anlatıcı bakış açısına baktığımızda 3 tür bakış açısı var. Mesela ihtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı diyor ya. Burada olayları dışarıdan gözlemleyen birisi var. Bu gözlemci bakış açısı. Mesela diyelim ki geldi der mesela. Bu gözlemci. Kahramanda ise geldim der. Ben içeri girdim der. Yani hocam bunun birinci kişi ve üçüncü kişiyle arasındaki fark ne? Buradaki fark şu. Burada bütününde adam kahramandır ve olayları anlatır. Bazen ara ara İşte üçüncü kişilik anlatımları da sokuşturabilir. Mesela içeriye girdim, masanın üzerindeki kitaplara baktım. Ali geldi der mesela. O geldi diyebilir bir anda ama sonuçta temelinde kahraman vardır. Hakim bakış açısında ise arkadaşlar diye düşündü diye bir ifade vardır. Yani içinden geçenleri senin sadece Allah bilir. Şu anda benim içinden geçenleri sadece Allah biliyor, öyle değil mi? İşte bu hakim, ilahi bakış açısıdır. Dolayısıyla eğer metnin içerisinde, paragrafın içerisinde, hikayenin içerisinde diye düşünüyordu diyorsa yani yazar okuyucuya buradaki kahramanının zihninden geçenleri bile aktarabiliyor. Yani bu artık olaya hakim diyeceksiniz. Hakim bakış açısı diyeceksiniz. Olay hikayesinde hep böyle bir olay vardır. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır. Ömer Seyfettin olay hikayecisidir. Ve aynı zamanda bizde Refik Halit Karay'ın da çok güzel olay hikayeleri vardır. Ama durum hikayesi hayatın bir kesitidir. Mesela olay hikayesinde şöyle oldu, böyle oldu. Sonra ne oldu dersin yani. Merak edici bir son vardır. Yani böyle bir merak unsuru vardır yani. Olay vardır. Durumda ise adam gider, deniz kenarındaki bir banka oturur. Böyle bakar, sonra kalkar gider. Ne oldu dersin ama bir şey olmadı ki yani. Zaten adam etrafı betimler. Hayatın bir kesiti vardır. Burada da Memduh Şevket Esendal ve tabii ki de Sait Faik Abasıyan'ı görüyoruz. Anlatım biçimlerinde öyküleme ve betimleme birlikte cevap olur. Bir şeyin dış görünüşü gözümüzde canlandırılıyorsa betimlemedir. Öyküleme de az önce anlattığımız bu işte içeri girdi, masaya kalemlerini bıraktı, dersini anlattı diyorsa burada öyküleme vardır arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz bunlarla alakalı şunları da gösterebileceğimiz soruları gösterelim. Yani anlatım tekniklerinde yazar, şimdi şu kitabımız öyle değil mi? Şuraya kitabımızı çiziyorum. Kitabımızın bir yazarı var. Yazarı var diyelim ki bu yazarın adı kim olsun mesela? Yakup Kadri Karosmanoğlu olsun. Yakup Kadri bir anlatıcı belirler, tamam mı? Bu anlatıcı olayı bize aktaran kişidir. Yani yazar değil, Yakup Kadri olarak anlatmaz. Bir anlatıcı vardır. Burada bazen diyaloglara yer verir. Doğrudan aktarır bize. Bazen kahramanlar vardır kitabın içerisinde. O kahramanların iç konuşmalarını verir bize. Bazen bilinç akışı yapar. Yani iç konuşmayla bilinç akışı arasındaki fark şudur arkadaşlar. İç konuşma mantıklıdır. Mesela ben içimden şu anda mantıklı şeyler geçiriyorsam, acaba öğrenciler şu anda beni anlayabiliyorlar mı? İnşallah sınavdan en yüksek not alırlar diye içimden bunu konuşuyorum. Ama mantıksız bir şekilde, mantık sırası olmadan aklıma gelen her şeyi söylüyorsa o zaman o bilinç akışıdır arkadaşlar. Yani böyle mantık silsilesi olmadan öğrenciler aklına ne geçiriyor diye düşündüm. Sabah içtiği ayran da tuzluydu. Neyse saatte ilerliyordu. Bu arada bu şey ne böyle anlamsız yani, bir düzgün yok. Kafa karıştırıcı. İşte bu bilinç akışı oluyor. İç çözümleme yine diye düşündü ifadeleriyle yapılır. Geriye dönüş, geçmişe dönüşler yapılır. Özetleme verilebilir. Olayla alakalı bir özet verilebilir. Kişiler veya olaylar tanıtabilir. Dolayısıyla anlatıcı dediği budur arkadaşlar. Anlatıcı bak. Yazar bir anlatıcı belirler ve o bize olayları aktarabilir. Şimdi gelin isterseniz sorular üzerine gösterelim ki çok daha iyi anlayın arkadaşlar. Şimdi sonrasında şiire geçeceğiz. Ardından da bitiyoruz zaten. Şöyle şunu alalım. Şurayı şöyle. Ha, isimler var tabii. İsimleri de şey yapmamız lazım ama isimlerden önce sorulara bakalım. Nerede sorularımız? Evet, nerede sorular? Ha, şu soruyu yapmıştık. Şunları da kaldıralım. Şunu da yaptık. Ha, geldik buraya bak. Ha, birinci metin ve ikinci metin karşılaştırıyoruz. Tam da sorularımız var. Çok fazla sorumuz var. Gerçekten heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi şuraya koydum ve başlıyorum. Sizler de videoyu durdurup çözebilirsiniz benimle beraber. Numaralandırılmış parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım. Birinci metin. Çam dallarında sallanan bir tırtıl torbası gibi kafanızın içi durmadan gece gündüz kıvrılıp bükülen soğuk uyarımlı düşüncelerle dolu, kımıltılı, ağır, yüklüdür. Can sıkıntısının bir sesi vardır. Bunu ancak böyle bir zamanda o gurbet odasında duyarsınız. Eski mobilyaların tahtalarını dişleyen gizli kurtların sürekli çıkardığı kemirici, işleyici ses. Allah Allah. Şimdi birinci metinde bitmemişlik duygusu vardır dedi. Gerçekten de bitmedi yani. Zaten 3 nokta koymuş. Bu doğru ama bize bilgi yanlışını soruyor. Devam edelim. Şimdi ikinci metne bakmak istiyorum. Elinde bir kova bahçede dolaşıyor, çiçeklerin dibine eşeliyor, zerzevatlara su veriyor, fidanları böcekten ayıklıyordu. Fakat aklında yalnız çocukları vardı. Karısı şüphesiz az bilgili bir kadını fakat telaşı da pek sebepsiz görünmüyordu. Bak burada ne oldu bir anda? Sonra ne oldu? Acaba eşi neden telaşı etti diyoruz. Yani burada biraz daha bir olay öyküsü durum var. Yani ikinci metinde merak ögesi canlı tutulmuş diyebiliriz. Bak bu da doğru. Birinci metinde bir durum ele alınarak anlatılmış. Evet, hayatın bir durumu anlatıldı gerçekten. Birinci metin esasında arkadaşlar tam da bir durum. Yani kesit öyküsü. Memduh Şevket Esendal tarzı bir öykü. İkinci öykü ise arkadaşlar olay öyküsü. Yani bir klasik öykü arkadaşlar. Yani bir Ömer Seyfettin tarzı gibi. Şimdi birinci metinde durum ele alınarak anlatılmıştır diyebiliriz. İkinci metinde duygu ve hayaller ön plandadır demiş. Hayır. Bak kova, bahçe, çiçeklerin dibine eşelemek, zerzevatlara su vermek, fidanlar böcekleri ayıklıyor. Birazcık aklına yanlış çocukları var dedi ama karısının telaşesine geçti. Yani yine onu gözlemledi. Dolayısıyla ikinci metinde duygu ve hayaller değil, direkt gözlem ön planda. Bakın bunun karşılığı budur. Gözlem ön planda diyorsa budur bak, çünkü gözlemledi. Gözlem ön planda. Birinci metinde okuyucu hikayeyi kendine göre yorumlayabilir. Evet. Yani çam dallarında sallanan bir tırtıl torbası gibi kafanızın içi, ne diyorsun ya? Ben kendime göre yorumlayabilirim. Burada ise kendime göre yorumlayacağım bir durum yok. Çünkü bu kesit öyküsü, yoruma açık. O yüzden cevabımız Denizli arkadaşlar. Bakın tam durum ve olay öyküsünü karşılaştıran zorlayıcı bir soru. Böyle çok kek bir soru değil. Onu hissetmişsinizdir. Doğru yaptıysanız sizleri alkışlıyorum gerçekten. Çok kaliteli insanlarsınız. Şimdi gelin başka bir soruya bakalım. Demiş ki bu parça numaralanmış cümlelerin hangisi bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bilgi yanlışı bulacağız. Olay öyküsünde öykünün merkezine bir veya birden fazla olay konur ve öykünün kahramanları, kurgusu, mekanı ve zamanı bu olayların anlatılabilmesini mümkün kılacak şekilde oluşturulur. Doğru. Bu bilgi doğru. Olaylar klasik, serim, düğüm, çözüm bölümlerine uygun anlatılır. Doğru. Giriş, gelişme, sonuç var. Anlatılanlar zamana göre mantıklı bir sıralamayla verilir. Düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bölümüne giderilir. Bu da doğru. Bu tür Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından yaygınlaştırıldığı için bu türe Maupassant tarzı hikaye de denir. Doğru. Türk edebiyatına Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal bu öykü türünün önemli temsilcileri arasında yer alır. Yanlış. Burada Said Faik ve Memduh Şevket değil, Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay demesi lazımdı ya da Sabahattin Ali demesi lazımdı. Burada arkadaşlar bilgi yanlışı olmuş. Yani bu ikisi normalde durum öykücüsü. O yüzden cevabımız seçeneği. Geldik başka bir soruya. Yine hikayeyle alakalı çok kaliteli sorularla devam ediyoruz. Sorular üzerinden öğreniyoruz. Siz doğru yapıyorsanız amenna, süper. Yanlış yapıyorsanız dikkatlice çözümünü izleyin. Aşağıdakilerden hangisi bu hikayenin özelliklerinden biri değildir demiş. Bakalım. Genç çiftçi kayığıyla nehirde akıntıya karşı kürek çekerken kanter içinde kalmıştı. Yetiştirdiği meyveleri köye götürüyordu. Hava çok sıcaktı. İleriye baktığında kendi teknesine doğru hızla yaklaşan bir kayık gördü. Yolundan çekilmek için hızla kürek çekti ama bir işe yaramadı. "Yönünü değiştir, bana çarpacaksın," diye bağırdı. Ama kayıkta bir değişiklik olmadı ve sonunda ona gelip çarptı. Öfkeyle daha çok bağırdı çiftçi. "Bu koca nehirde gelip benim kayığıma çarpmayı nasıl başardın?" Kayığa baktığında içinde kimsenin olmadığını gördü. Halatından koparak akıntıya kapılan boş bir kayığa bağırıyordu. Şimdi, zaman unsuru belirgindir demiş. Ne zaman olduğuna dair bir bilgi var mı bakalım? Herhangi bir şey. Hava çok sıcaktı diyor. Yaz olabilir. Bilmiyoruz. Belki baharda da bir sıcak hava olabilir. Zamanı göremedim ben. Merak ögesi canlı tutulmuştur. Evet, merak etti. Yani kayığa baktığında içinde kimsenin olmadığını gördü diyerek merak ögesi canlı tutulmuş diyebiliriz. Olay hikayesi dolayısıyla, merak ögesi varsa olay hikayesi. Hatırlarsanız az önceki soruda da öyle bir durum vardı. Şurada. Hani şurada merak etmiştik. Acaba eşi neden heyecanlı demiştik. Sonra ne oldu demiştik. Bu dolayısıyla olay öyküsü olmuştu ikincisi. Devam ediyorum. Öyküleyici anlatım var. Evet, bir öykü zaten bu. Hikayenin özelliklerinden biri de her zaman öyküleyici anlatım olmasıdır. Üçüncü kişi ağızdan anlatım yapılmıştır. Bakalım. Kalmıştı. Doğru. Götürüyordu. Gördü. Yaramadı. Bağırdı. İşte bağırıyordu. Bu da doğru. Normalde sorularda direkt böyle ağızdan anlatım kelimelerine direkt bakın. Çünkü burada birinci kişi ağızdan anlatım yapılmıştır deseydi hiç bunlara bakmadan şak diye diyebilirdik, öyle değil mi? Ama burada tabii hepsine bakarak ilerledik. Çünkü üçüncü kişi ağızdan anlatım yapılmış zaten. Şimdi burada o zaman hepsine doğru diyebildik. Bu hikayenin özelliği diyebildik ama A seçeneğine diyemiyoruz. Çünkü zaman unsuru belirgin değil. Olayın ne zaman olduğu belli değil arkadaşlar. Şimdi geldik başka bir soruya. Aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal, hakim anlatıcının bakış açısıyla yazılmıştır diyor. Bakalım. Cuma günleri bizim evin bahçesine bütün komşu çocukları toplanırlardı. Akşama kadar birlikte oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budakların benim kadar çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Şimdi burada kahraman anlatıcı bakış açısı gibi, yani sanki ben kendini anlatıyor. Birazdan da şöyle yaptım böyle yaptım diyecek gibi bir anlam var. Dolayısıyla burada diye düşündü. Aklından geçenleri dile getiren bir durum yok. Tanrısal bir bakış açısı göremiyorum. Hakim bir bakış açısı göremiyorum. B'ye bakalım. Bu şişman bir adamdı. İhtiyar ve şişman. Sallana sallana kapıdan çıktı. Kır sakalının daha dökülmemiş kır saçlarının altında kıpkırmızı şiş yanakları vardı. Bak burada gözlemliyor. Burada ne var? Gözlemci bakış açısı var. Öyle değil mi? Kahramandan ziyade gözlemci var. Ama diye düşün demedi yine. Yavaşça yürüdüm. Yürüdüm ben kahraman. Ayaklarım ucu ucuna basa basa yaklaştım. Kutuyu aldım. İçindeki enfiyelerin hepsini kitap yapraklarının arasına boşalttım. Kutuyu yine olduğu gibi yerine bıraktım. Hocam niye vurguluyorsunuz? Bu işte direkt kahraman bakış açısı olduğunu yine gösteriyor yani. Ali Rıza Bey evvela şaşırdı. Oğlunun da öteki çocukları gibi değiştiğine, bozulduğuna hükmetti. Fakat biraz sonra anladı ki Şevket yine eski Şevket'tir. Onun fikirlerine ve duygularında hiçbir şeyin değişmediğini düşündü diyor. Oo, Ali Rıza Bey'in içine girmiş artık. Ali Rıza Bey'in ne düşündüğünü, bir insan ne düşündüğünü bir tek Allah bilir. Sen nereden biliyorsun? Ben abi tanrısal hakim bakış açısıyla yazıyorum. O zaman cevabımız Denizli. Yani diye düşündüğü ifadesini gördüğünüz zaman yapıştırabilirsiniz. Ama E'ye de bakalım. Magda kapıyı itti ve ocağa koştu. Odun attı, tutuşturmaya başladı. İhtiyar çubuğunu dolduruyordu. Magda ateşi yaktıktan sonra ortada kaba ve kalın ayaklı masanın yanındaki bir sandalyeye oturdu. Bu da yine gözlemci bakış açısı arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Bakalım. Özetleme tekniği, açıklayıcı anlatım, sözcükler genellikle temel anlamıyla göstermeye bağlı bir metindir. Durum öyküsüne özgü nitelikler taşır diyor. Bayağı dikkatli olmamız lazım. Şimdi yolun, bu da seçici bir soru. Bu soruyu doğru yapan arkadaşlar alkışlayacağız. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi, ağzı, dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı çatırtılı sesi şşt şşt diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses. Şşt 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 dedi. Hani bazı kulağımızın dibinde çok tanıdığımız bir ses isminizi çağırıverir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi buluta benzemez garip ve sarı bir sis kapladı. Bir kirli el çağla badem eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer havu dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe diyor. Şimdi burada bir özet yok. Bir olayın özeti yapılmadı. Her şeyi detaylı verdim. Açıklayıcı, bilgi veren bir anlatım değil, öyküleyici bir anlatım var. Sözcükler genellikle temel anlamıyla kullanılmamış, bazen mecazi anlamlar da verilmiş diyebiliriz. Niye? Çünkü bir kirli el diyor veyahut da işte çağla bademi dişler, ne güzel. Yani burada temelden ziyade bazen mecazi ifadeler de kullanmış. Göstermeye bağlı metin hayır. Tiyatro göstermeye bağlı metindir. Yani böyle konuşmalar, diyaloglar olması lazım. Arthur, böyle bu tarz şeyler. Durum öyküsü, işte bu doğru arkadaşlar. Tam da Said Faik Abasıyan'ın durum öyküsünden alınmış bu metin. Eğer böyle hayatın bir kesiti, bir anı güzel bir şekilde betimlendiyse bu durum öyküsüdür arkadaşlar. Şimdi isim sorusuna geldik. Ben bu isim sorusuna geçmeden başka hikaye sorusu var mı ona da bakmak istiyorum. Hazır hikayeye bakarken hikayeyi iyice pekiştirelim. Şöyle hiçbir sorusunu kaçırmayalım. Gerçi soruları belli bir sıraya göre dizdim ama yine de bir daha bakayım. Evet, şimdi hikayeyi bitirdik diyebiliriz artık. Evet, niteleme tamam. Şimdi o zaman şiire geçeceğiz yavaş yavaş. Ben şunu şöyle alıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Şiire geçeceğimiz için şurada hikayeyi bitirdik arkadaşlar. Geldik şiire. Evet. Şimdi şiirle alakalı şunu söyleyelim arkadaşlar. Şiirde birincisi ve en önemlisi, şiirde bazı şeyler var. Mesela şu bir dizedir arkadaşlar. Nazım birim olarak. Şu bir beyittir. İkili ikili gidiyorsa beyittir. Divan edebiyatı genellikle beyitler kullanılır. Eğer şöyle 4-4 gidiyorsa 1-2-3-4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diyorsa bu dörtlüktür. Bazen de böyle beşli, altılı, üçlü bentler olur. Mesela bu benttir. Anlaştık mı? Dize, beyit, dörtlük, bent. Bir kere bunu bileceğiz. Şimdi buna biz nazım birimi deriz. Nazım birimi. Yani sen uzaktan baksan bile şiir bak. Burada ben çizgi çizdim öyle değil mi? Bir şey yazmadım. Sadece uzaktan baksan bile nazım birimini anlarsın. Dize, beyit, dörtlük ve bent. Şimdi bir de arkadaşlar şiirle alakalı başka bir şey daha var ki o da şiir türleridir. Eğer aşk varsa liriktir. Bu Allah aşkı olabilir, anne sevgisi olabilir fark etmez. Sıradan bir sevgili olan aşk olabilir. Eğer kahramanlık varsa bir epiktir. Anlaştık mı? Epik yani böyle kahramanlık. Eğer öğüt veriyorsa bize didaktiktir. Doğa anlatılıyorsa pastoraldir. Eğer bir eleştiri varsa, hiciv varsa, yergi varsa satiriktir. Yani sanki böyle satirik. Ne yapıyorsun abi? Eleştiriyorum ben. Hiciv ediyorum. Yeriyorum dersiniz. Anlaştık mı? Şimdi geçiyoruz bu tarafa nazım birimleri. Bir de ölçüler vardır. Bakın şöyle kolaylarda temizliyorum önce. Ölçü eğer parmak hesabıyla sen heceleri sayıyorsan burada heceleri de eşitse hece ölçüsü vardır. Mesela şöyle göstereyim. Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim. Neredesiniz güneşler, neredesiniz ovalar diyor ya. Ünlü harfleri sayacaksınız sadece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aşağıya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aa 14 hece ölçüsü var. Zaten D'de yazmış. 14 hece ölçüsüyle yazılması. Ortak özelliklerden biri değildir. Aşağıdaki de 14 hece ölçüsü bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 tamam. D doğruymuş yani. Bu soruda D'yi yapmamıza gerek kalmadı. Hatta şimdiden işaretleyelim şöyle. Tamam. Şimdi burada hece ölçüsü bu. Peki hocam parmak hesabıyla sayıyorsunuz. Anladık. Ünlüleri say. Aruz ölçüsü ne? Aruz ölçüsünü zaten size sormazlar. Aruz ölçüsü divan edebiyatında böyle hecelerin açıklık ve kapalılığına yani ünlüyle ve ünsüzle bitmesine bağlı olarak mefaülün, faülün, faülatün gibi kalıplardır. Eğer hece ölçüsü yoksa bakın size şöyle bir tüyo vereyim. Bakın. Şöyle bir şiir gördünüz ya böyle dört karende gidiyor. Bu hece ölçüsüdür arkadaşlar. Beyitlerle mi gidiyor? Bu da aruz ölçüsüdür. Bu kadar basit. Bunu bilin. İstisnaları vardır. Dörtlüklerle yazılan, aruzla yazılmış şarkılar, murabbalar, işte tuyular, rubaylar vardır ama hani böyle ikili böyle divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılır. Devam ediyoruz. Şimdi serbest ölçü ise şudur. Şimdi az önce dedik ya şöyle 2-2 giden bir şiir gördünüz. Ay bu divan edebiyatı aruz dediniz. Tamam mı? Böyle dörtlüklerle yazılmış bir halk şiiri gördünüz. Sevgi dolu. Aa bu hece ölçüsü bizimkiler dersiniz. Böyle hiç düzensiz bir şiir varsa bu da serbest. Bu modern Türk şiirinde serbest ölçü kullanılır arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Burada tapşırma arkadaşlar şairin adıdır. Mesela Karacaoğlan bir tapşırmadır. Mahlas divan şiirinde Nef'i, Baki, Fuzuli gibi isimler kullanılmasıdır. Şiirin geleneği vardır. Eğer halk şiiri geleneğinde ise böyle sade bir dille somut ögeler kullanılır. Divan şiiri geleneğinde ise ağır bir dille soyut ögeler kullanılır. Şimdi edebi sanatlara da geçeceğiz. Teşbih, benzetme, teşhis, kişileştirme, intak, konuşturma. İnsan olmayan bir varlığın insanmış gibi konuşması. Mübalağa, abartma. Bir şey olduğundan çok fazla bir şekilde abartmak. İşte bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Abartma kardeşim tamam çok dertlisin ama o kadar değil. Tezat ise tezıt, zıtlık gibi. Aynı zamanda mesela telmih vardır yani hatırlatma. Tell me bana. Burada da işte Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed, işte Hazreti Davut, Leyla, Mecnun, Ferhat Şirin gibi tarihte yaşamış önemli kişilerin isimleri aktarılır veya hikayelerdeki önemli kişilere bir gönderme yapılır. Aynı zamanda burada mesela hüsnü talil de vardır. Bu da güzel nedene bağlamaktır. Yani bir şeyi güzel nedene bağlamak. Sen geldin diye ağaçlar çiçek açtı sevgilim. Hadi oradan, bahar geldi. Hayır hayır, sen geldin diye. Güzel nedene bağlıyor. Bir de tecahülü arif vardır. Bu da bilmezden gelmedir. Yani bildiği halde bilmezden geliyor. Niye? Çünkü mesela şakaklarıma kar mı yağdı diyor mesela. Cahilsizlik tarancı söylüyor bunu. Niye böyle bir şey diyor? Yani bilmezden geliyor. Neyse. Bunları zaten birazdan sorularla göstereceğiz. Redif ve kafiye gelelim. Dize sonlarındaki ses benzerliğine kafiye denir. Bir harf olursa yarım kafiye, iki harf olursa tam kafiye, üç ve fazlası zengin kafiyedir. Redif ise dize sonlarındaki yazılışları ve anlamları ve görevleri aynı olan ekler veya kelimelerdir. Mesela bak, kaldı, saldı, daldı diyor ya. Burada dığlar arkadaşlar değil geçmiş zamandır ve bunlar rediftir. Ama kal, sal ve alın içindeki dalın içindeki aleler ise iki harf olduğu için tam kafiyedir. Gelin isterseniz biraz bunları sorularla gösterelim ki daha iyi pekişsin. Şiirle alakalı soru arıyorum ben şimdi. Nerede? Bunlar noktalamış. Hah, şurada. Gelin bu sorularımıza bakalım beraber. Demiş ki, zaten 14 LC'yi az önce yapmıştık bu soruda hatırlarsanız. Ünlü harfleri saymıştım. 14 LC var demiştim. Hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir dedim. Şimdi tam kafiye diyor. Tam kafiye neydi? İki harf benzerliği olması lazım. Şimdi sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim. Dağılmayacak siyah bulutlar içindeyim. Bak, içindeyim, içindeyim. Şimdi içindeyim ve içindeyim arkadaşlar, bu rediftir. Bak, buraya yazıyorum. İçindeyim ve içindeyim yazılışları da aynı, anlamları da aynı. Bunlar rediftir. Bulutların içindeki AR ve duvarın içindeki AR ise ses benzerliğidir. AR direkt denk gelmiş. O zaman biz buna tam kafiye deriz. Şimdi o zaman burada tam kafiye var. Şuraya bakalım. Neredesiniz ovalar? Nerede? Bu zaten tüm dizeyi aynen tekrar ettim. Şuraya bakalım. Diye pencereye. Diye ve pencereye demiş bak. Diyenin içindeki ye ve pencerenin içindeki ye tamamen denk gelmiş. O zaman bu ye'ler de tam kafiyedir diyebiliriz. O zaman A seçeneği doğru arkadaşlar. Tam kafiye kullanılmış. Düz uyak örgüsüne sahip olması. Şimdi uyak örgüsüyle alakalı hemen size bilgi vereyim arkadaşlar. Uyak örgüsü şöyle bir şey var. Şimdi eğer, hatta şurada göstereyim size uyak örgüsünü. Eğer şöyle dört tane dize var. Tamam, şuraya da diziyorum. Şuraya da diziyorum. Tamam, bu üçü çok önemli. Eğer böyle A, A, B, B diye gidiyorsa veyahut da işte A, A, A hepsi A ise ya da A, 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 B diyorsa biz bunlar arkadaşlar düz uyak örgüsü deriz. Ama bir de çapraz ve sarmal var ki bu çok önemli. Bunu karşılaştırırlar daha çok size. Eğer AB, AB diye gidiyorsa bu çapraz uyaktır arkadaşlar. Eğer A, B, B, A diyorsa yani abbaysa bu da sarmal uyaktır. Şimdi bak, içindeyim A, ovalar B. İçindeyim A, ovalar B. Bu AB, AB olduğu için yani içindeyim, içindeyim, ovalar, ovalar. AB, AB olduğu için biz buna çapraz deriz. Çapraz olduğu için düz uyak örgüsüne sahip olması diyemeyiz ortak özelliği. Aşağıya bakıyorum, diye, pencereye gibi gibi. Bu AA, BB, bu düz uyak, eyvallah, ama üstteki çapraz olduğu için bu gitti. Cevap B. Yalın söyleyişle yazılması, evet, sade bir dil var, ikisini anlıyoruz. 14 hece ölçüsü, evet, ikisinin hecelerini saydık, 14. Redife yer verilmesi, evet, burada içindeyim, içindeyim redifi var. Burada da bekler gibi, çiçekler gibi diyor ya, buradaki gibiler yine rediftir arkadaşlar. Bak, gibiler rediftir. Burada bekler ve çiçeklerdeki lerler ise, hatta neleri, ekler ise zengin kafiyedir. Niye? Çünkü EK'ler, EK'ler bu tamamen denk gelmiş. Ekler de 3'ten fazla olduğu için zengin kafiye oluyor. Şimdi o zaman cevabımıza B dedik. Hemen başka bir şiir sorusuna geçiyorum. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ikisi içinde söylenebilir demiş. Bakalım. Bahar gelir bulanırsın coşarsın diye gidiyor. Dalga vurur kenarlara taşarsın. Dünya kurulalı böyle yaşarsın. Tükenmez bir ömrüm var bol kızılırmak. Mahlas yok. Hangi şairin söylediği belli değil. Burada da yok. Mahlas falan yok. Çapraz uyak düzenine sahiptir. Bakalım. A, B. A, B, A, B. Bu çapraz ama bu değil. Bu da değil. Ortak diyor bak. Her ikisi için söylenebilir. 4+4, 3 duraklı öce ölçüsüyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4-4-3-11 ediyor. Şimdi durak nedir hocam derseniz, durak da şiir okurken böyle bir salise de olsa nefes aldığımız yer vardır. Bahar gelir, bulanırsın, coşarsın diyor ya, burada bu gelirden sonra, bulanırsından sonra böyle bir salise duruyorum. İşte orası durak. Yani şöyle demiyorum, bahar gelir, bulanır, sın, coşarsın demiyorum. Diyorum ki bahar gelir, bulanırsın, coşarsın. İşte o 4 artı 4 artı 4, 3 oluyor. Bu doğru. Burası 4 artı 4 artı 3 oluyor. Bak 1, 2, 3, 4. Burada bir nefes aldım. 1, 2, 3, 4. Burada da bir nefes aldım. Burada 1, 2, 3 durdum. İşte bu 4 artı 4. Ama şuraya bakalım. Sen bir ceylan olsan ben de avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Şimdi bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani ölçüleri tam denk gelmiyor. Durakları aynı değil yani. Burada bahar gelir, dalga vurur diye bir 4 artı 4 artı 3 var ama burada yok. O yüzden bu da ortak özelliği değil. Yinelemeye yer verilmiştir. Bakalım. Yineleme tekrar eden kelimeler. Bakalım. Yani tekrar eden kelime ben göremiyorum. Redife yer verilmiştir. Ha, bak şimdi. Redif var. Niye? Coşmaktan coşarsın, taşmaktan taşarsın, yaşamaktan yaşarsın. Şimdi burada rsınlar bir kere redif. Şuraya bakalım. Saz ile seni, söz ile seni. İle seniler de redif. O zaman her ikisine de redif var diyebiliriz. Yani yazılışları aynı, anlamları aynı, görevleri aynı şeyler redif oluyor arkadaşlar. Hemen başka bir şiire geçiyoruz. Durmak yok. Diğer soruları da hemen çözüyoruz. Şimdi hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. İkisinde de ulamaya yer verilmiştir. Ulama ne hocam? Sezen Aksu dediğinizde ulama var. Sezen Naksu diyoruz biz. Niye? Deli miyiz hocam biz? Hayır. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime varsa hemen böyle birleştiririz. Yani Sezen Aksu deriz mesela. Hatta burada da göstereyim. Güneş şartık diyor mesela. Veyahut da işte görsen elmayı diyor yani. Görsen elmayı, güneş şartık. Dolayısıyla bu ikisine de ulamaya yer verilmiş. Birinci şiir ölçülü, ikinci şiir serbest yazılmıştır. Evet. Burada bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diyorsun. Ölçü var. Zaten belli bak. Aynı şeyde gözüküyor. Burada ise bak bir uzun var, biraz kısalıyor, biraz daha kısalıyor, biraz uzuyor. Ya bu doğru. Birinci şiir ölçülü, ikinci şiir serbest yazılmış. Bu da doğru. Birinci şiirde özlem, ikinci şiirde umut teması vardı. Şimdi bunu okuyup özlem mi umut mu var mı diyebiliriz. Ama başka şeylere de bakalım biz. İkisinde de aynı nazım birimi kullanmıştır. Yo, bu dörtlükle yazılmış, bu ise bentle yazılmış. O yüzden kusura bakma, bu yanlış. İkisinde de imgeli söyleyiş söz konusudur. İmge ne hocam? Yani böyle benzetmeli, sanatlı söyleyişler. Böyle hani sıradan düz değil de böyle bir şeyleri bir şeye benzetiyorsa, kendine özel şair benzetmeler kullanıyorsa imgeler vardır. Parmağını sürsen dünyaya diyor. Mesela bu bir imgedir bak. İmgenin altını çizeyim. Parmağını sürsen dünyaya rengini anlarsın. Ne oluyor ya? Yani anlamadım ki. Parmağını sürsen dünyaya rengini anlarsın. Veyahut da güneş artık deniz ufkunda silindi. Hülya gibi yalnız gezinenler köye indi. Ne oluyor ya? Bunlar hep böyle imgeli şey. Bu da doğru ama... C de doğru. Umut ve özlemi yakalayabiliriz. Ama aynı nazım birim değil. Bu 4, bu 6. O zaman bu bent oluyor. Hemen bir edebi sanat sorusu çözelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayrı içinde verilen edebi sanat yoktur? Şimdi teşbih benzetme demek arkadaşlar. Mesela annemin dişleri inci gibiydi. Annesinin dişlerini inciye benzetiyor. Şimdi burada şu çok önemli. Mesela diyelim ki annemin dişleri inci gibi beyazdı dediğimizde, şu çok önemli arkadaşlar, beyaz dediğimizde. Şimdi burada benzeyen ne? Annemizin dişleri. Kendisine benzetilen inci. Bu benzetme edatı, bu da benzetme yönü. Beyazlık yönüne benziyor. Bak bu benzetme yönü, bu benzetme edatı, bu benzeyen, bu da benzetilen, inciye benzetiliyor. Bunu bileceksiniz. Şimdi burada bakalım var mı teşbih? Şimdi buraya bakalım. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşsin. Gibiyi gördün mü? Benzetme vardır diyebilirsin esasında. O yüzden A doğru. Teşhis ise arkadaşlar kişileştirme. İnsan olmayan bir varlığa insana özgü özellik verilmesi. İşte kalemler kalemliğin içinde çok üzgündü. Nasıl yani ya? Kalemler insan değil ki. İşte bu teşhis oluyor. Sisler bulvarında seni kaybettim. Sokak lambaları öksürüyordu. Bu da doğru. Sokak lambaları öksürmez. Tezat, tezıt, zıtlık yani. Derman arar iken derde duş oldum. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Derman dert, bu da doğru. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım. Mecnun, Ferhat, Leyla, Mecnun, Ferhat, Şirin, Kerem, Aslı, Hazreti Muhammed, Hazreti Davut, Hazreti İsa, Hazreti Musa, böyle şeyleri gördüğünüz zaman geçmişe yönelik bir hatırlatma var. Yani telmih, yani tell me, hatırlat bana diyor. Bu da doğru. Masallarda, türkülerde, cönklerde seni buldum, seni duydum, seni okudum. İntak konuşturma demek. İnsan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması. Yani kalemlikler birbirine seslendiler. Haydi beyler dışarı çıkalım. Oba, ne oluyor ya, böyle bir şey olamaz ki, bu kalemler konuşmaz ki. Kalemler konuşuyorsa, evet gördüğünüz gibi ben de kafayı yedim. Kalemler konuşuyorsa arkadaşlar bu konuşturma olur. İnsan olmayan bir varlık konuşuyorsa yani. Böyle bir şey yok ki burada, normal vatandaş konuşuyor. Geldik başka bir şiir sorusuna. Niye hocam bu kadar çok şiir sorusu çözüyorsunuz? Şiiri çok mu seviyorsunuz? Hayır arkadaşlar, sizi çok seviyorum. Şiirden kesin 10 soru çıkacak, o yüzden. Adamlar yazmış böyle, demiş ki birinci üniteden 2 soru sorun. Hikayeden 1, 2, 3, 4, 5, 3 daha 8 soru sorun. 20 soru var, diğer 10'unu da şiire vermişler. Yukarıdaki dörtlükle ilgili hangisi söylenemez demiş, bakalım. Sarma uyak kullanılmıştır. Neydi sarma? Hop hop hop. A, B, B, A. Böyle sarma gibi içine koymuşlar. Düşün, B'leri içine koymuş. A ile etrafını kapatmış. Hani şöyle vardır ya, hamburger. Karnınızı acıktı hocam diyebilirsiniz ama maalesef öyle. Şimdi acıkmadı karnım bu arada, neyse. Sarma oyak kullanılmıştır diyor. Her şey yerli yerin. Bardak arasından zaman yaprak. A, ak, ak, an, an, tamam. Sarma oyak kullanılmış. Redif vardır diyor. Şimdi redif yazılışları aynı, görevleri aynı, anlamları aynı. Şeylerdi, ekler, kelimeler veya seslerdi. Şimdi buraya baktığımızda bardak akla bitmiş, yaprak akla bitmiş. Buradaki ak'ler direkt denk gelmiş. Arasındandaki an ile zamandaki an da denk gelmiş. Yani bu arasından dan eki almış, bu zaman diye bir hece. Dolayısıyla redif falan yok. Bunlar hep kafiye. Aklar tam kafiye, anlar tam kafiye. Yani kusura bakmayın. Burada redif değil, tam uyaklar var arkadaşlar. Somutlamaya başvurulmuştur. Her şey yerli yerinde. Masa, sürahi, bardak, serpilen aydınlıkta dalların arasından. Şimdi aydınlık serpilmez. Serpilen şey böyle dokunabileceğimiz bir şeydir. Burada veyahut da sessizlik dökülüyor diyor. Ne oluyor ya? Su dökülür. Mesela ben şimdi şu suyu döksem bu tamam, eyvallah, suya dokunuyorsun, somut. Ama sessizlik dökülmez. Somutlamaya başvurulmuş. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Sayalım. Her şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aa, evet doğru. Sözcüklerin çağrışım gücüne yararlanmıştır. Evet, çağrışımda bulunduruyor. Yani bize farklı farklı kelimeler üzerinden mecazi anlamlar vermeye çalışıyor. Ama redif yok. Geldik başka bir şiir sorusuna. Bak bu da çok kaliteli bir soru. Bu üniversiteden alışmış bir soru arkadaşlar. Bu soruyu sorsalar birçok öğrenci patlar ama siz patlamayacaksınız. Diyecek ki adam size. Yani ben olsam Milli Eğitim Bakanlığı yerine sorarım. Öğrenciler şöyle bir acaba akıllılar mı, konuyu anlamışlar mı diye bir yoklarım yani. Ezbere dayalı değil, direkt yorum ve zeka dayalı bir soru. Sizler zaten doğru yapacaksınız, sizler süpersiniz. Şiirsellik daha sınırlıdır diyor. Ne demek hocam bu? Yani sanatlar, sözler, mecazlar hangisine daha azsa o doğru cevap oluyor. Bak şimdi. Deniz engin bir sudur, tuzlu, yeşil, dalgalı. Kenarlarını süsler bazen küçük bir yalı. Tamam. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Bak. Elleri rüzgarın saçına takılıyor. Burada bir şiirsellik var, sanat var. Bir cümbüştür kopsa da gece yakamozlarda, münzevi balıklarız aynı kavanozlarda. Bak burada da yine gece kopsa da yakamozlarda, münzevi balıklarız kavanozun içinde diyor. Bak burada da yine çok bir şiirsellik var. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var, benim Allah'ım bu çizgili yüz. İşte tecahülü arif. Burada yine şiirsellik var. Bir göz gibi süzüyor beni camdan gece. Gece böyle süzüyor, ne oluyor ya? Dönüyor etrafına bir sürü kambur cüce. Bak burada da geceyi kişileştirmiş. Yani Edirne'de, Denizli'de, Ceyhan'da, Bursa'da hep böyle bir şiirsellik var. A'da ise deniz engin bir sudur, tuzlu, yeşil, dalgalı diye normal bir ifade kullanmış. O yüzden A'da söz sanatı olmadığı için şiirsellik daha sınırlı. Geldik başka bir söz sanatı sorusuna daha. İyice soruyoruz çünkü bundan soru geleceğini söylemişler. Hüsnü Talil güzel nedene bağlamaktı. Dolu rüzgarla çıkıp ufka giden yelkenli, gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. Yelkenli derken bir gemiyi kastetmiyor, yani içindeki insanları kastediyor ama yelken diyerek mecazı mürsel yapmış. Mesela usta kalemler der, yani yazarlar demek istiyor. Usta kramponlar sahaya çıktı. Krampon değil, kramponu giyen futbolcular sahaya çıktı demek istiyor. Anlatabildim mi? Burada mecazı mürsel var, Hüsnü Talil yok. O zaman cevap A, ama diğerlerine bakalım. Ben atladım ama siz atlamayın, diğerlerini kontrol edelim. Uçuyor rüzgar gibi altındaki küheylan, ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil. Altındaki atın rüzgar gibi uçuyor diyor. Bu abartmış yani, yavaş. At uçar da rüzgar kadar hızlı gidemez. Teşhis kişileştirme. Kuşlar küsmüş yuvaya, ağaçlar yaprak vermez. Bu kavgalar bitecek, zulüm ebedi değil. Kuşların yuvaya küsmesi, kişileştirme. İnsan olmayan varlık insana benzemiş. Gerçek hayali aştı, ufuklar uzak değil. En olmaz isteklere uzamak yasak değil. Tezat, tezıt, zıtlık, gerçek hayal. Hop, doğru. Teşbih benzetmeydi. Gül yaprağına döndü tekmesi düşmanların. Sunulan zehir değil, saplanan bıçak değil. Bak, gibi kullanmamış ama bulacaksınız. Diyeceksin ki düşmanların tekmesi gül yaprağına döndü diyor. Yani düşmanın tekmesini gül yaprağına benzetmiş. Bu da doğru. O yüzden cevabımız A seçeneği. Sıfat sorusu var. O zaman şu isimlerle alakalı sorulara bakalım. Ardından da yavaş yavaş dersimizi bitirelim arkadaşlar. Nerede isimlerle alakalı sorumuz vardı? Yazım kuralları ve noktalama şartları sorularımız var. Evet, geri dönüyorum buraya. Şimdi şiiri bitirdik. Arkadaşlar isimle alakalı bilmeniz gereken şey çok net belli. Eğer her varlığın bir ismi var. Bunun ismi kalem mesela. Öyle değil mi? Şu anda bizi izleyen arkadaşlarımızdan birinin ismi Kerem, birinin ismi Merve, birinin ismi Zümra, birinin ismi işte Ali. Biliyorum kesin yani. Bunlar kesin olan isimler. Dolayısıyla onlar özel isim. Onlar bir tane. Ama kalem bak bir sürü. Bunlar cins isim. Somut isim, soyut ismi zaten biliyoruz. Duyu organlarımızı algılayabildiklerimiz somut, algılayamadıklarımız, aklımızda kavradıklarımız soyut. Tekil isim, eğer bir kelime tek bir tane ise kalem tekil isim. Ama nerede çokluk orada lerler diyoruz. Koyunlar, ağaçlar, askerler diyorsak bu çoğul isim. Topluluk ismi ise lerleri ki alsın almasın çokluk bildiren kelimeler. Mesela sürü. Yani sürüler de desen, sürü de desen çoğul. Orman, ormanlar da desen, orman da desen çoğul. Niye? Çünkü birden fazla ağacı barındırıyor. Eğer yapım eki almadıysa basit isim. Yapım eki aldıysa kitaptan kitapçı gibi türemiş isim. İki kelimeden oluşuyorsa da kitap evi gibi bileşik isim. Mesela kalem basit. Kalemler de basit. Sadece çoğul eki almış. Ama kalemlik deyince türemiş. Anlamı değişiyor arkadaşlar. Niye? Kalem başka şey, kalemlik başka şey. Kalem tıraş ise iki kelimeden oluşuyor. O zaman o da bileşik oluyor. Şimdi hemen isimle alakalı sorumuza bakalım. Diyor ki, hatta isimle alakalı soruya bakmadan şu sıfatı da bakalım. Sonra tüm soruları bitirelim artık. Bir saat olmadan bitirelim ki sizler de hemen hem yazılı notlarınızdan güzel güzel ortak sınav denemelerine ulaşın. Hem de burada Dinamo Soru Bankamızın içerisinde sizler için yazılı provaları var. Bak, şiirle alakalı yazılı provaları var. ÖSYM tarzı sorular var. Bu yazılı provalarını çözmeyip testleri çözmeniz sizin için çok daha faydalı olur. Niye? Çünkü ortak sınavımız test olacak. Bak, burada tam ÖSYM tarzı sorular var. Bunları çözdüğünüzde ve takıldığınız sorularda, mesela şurada hikayeyle alakalı soruyu çözdünüz. Takıldığınızda karikatür okutarak soruların çözümünü izlediğinizde özel ders gibi bir sürü şey de öğrenmiş olursunuz. Geldik şimdi sıfata. Sıfatlar ise mesela bir isim düşünelim. Diyelim ki her zaman verdiğimiz örneği veriyorum. Tavşan mesela. Tavşan bir isim, öyle değil mi? Bir cinsim. Bu tavşana sen eğer güzel tavşan, sevimli tavşan dersen tavşanın nasıl olduğunu anlattığı için niteleme sıfatı oluyor. Biz bunlara nasıl sorusuna cevap veren niteleme sıfatları diyoruz. Ama eğer sen şu tavşan, bu tavşan dersen bu işaret sıfatı oluyor. İki tavşan, üç tavşan dersen bu sayı sıfatı oluyor. Her tavşan, birkaç tavşan dersen bu belge sıfatı oluyor. Nasıl tavşan, hangi tavşan dersen bu soru sıfatı oluyor. Bunlar ise, bu koyu yeşil yazdıklarım ise belirtme sıfatı oluyor. İşaret, sayı, belgesi sorularda belirtme sıfatı oluyor. Şimdi işaret sıfatları buraya yazmışız bak. Belge sıfatları da yazmışız. Birçok kitap, bazı insanlar, bir takım olaylar. Sayı sıfatları asıl, sıra sayı, kesir sayı, üreştirme sayı diye ayrılabiliyor. Soru sıfatları da kaç yolcu, işte nasıl ev, hangi araba gibi. Burada niteleme sıfatları ise nasıl sorusuyla bulunuyor. Zaten niteleme sıfatları nasıl sorusuyla bulunuyor. Geriye kalanlar yani işaret sıfatları, belgisiz sıfatlar, sayı sıfatları ise hangi kaç sorularıyla bulunuyor. Eğer çalışkan öğrenciler diyorsan burada bir sıfat tanımlaması var. Nasıl öğrenciler, çalışkan öğrenciler. Ama çalışkanlar diyorsan artık bu sıfat değil, bu adlaşmış yani ad olmuş sıfat diyoruz. Bazen de sıfatlarda küçültme yapabiliyoruz. Mesela yeşilimsi kalem diyorsan bu tam yeşil değil demek yani. Mesela uzunca bir adam diyorsan bak, adam uzunsa mesela boyu 1.80 ise uzundur bir insan. Ona uzun dersin ama böyle 1.70-74 ise uzunca dersin yani uzuna yakın mesela, anlaştık mı? Mesela bir oda 100 metrekare ise geniştir yani veya 50 metrekare. Ama atıyorum 35 metrekare ise genişçe bir oda dersin, genişe yakın. İşte bunlar da küçültme oluyor. Şimdi sorulara bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü isim olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım. Doğru işlerde çalışmazsan mutlu olamazsın. Doğru işler bu sıfat. Niye? Sıfatlar isimlerin önüne gelip onları niteleyip ya da belirtiyordu. Mesela burada vardı yani. Nerede? Bulamadım. Ha, şurada. Tavşan isimdi. Güzel tavşan, sevimli tavşan. Bunlar sıfat ev. Şimdi öğretmenimiz önce tahtaya bir doğru çizdi. Doğru çizdi. Bak bu işte isim arkadaşlar. Niye? Çünkü burada net bir şekilde öğretmenin çizdiği bir matematik teriminden bahsediyor. Arkadaşlarınızı doğru insanlardan seçin. Bak bu sıfat tanımlaması. Nasıl insan? Doğru insan. Soruların doğru yanıtları gazetelerde yayımlandı. Nasıl yanıt? Doğru yanıt. Futbolcu doğru mevkide oynatılmadan yakınıyordu. Doğru mevki, doğru yanıt, doğru insanlar, doğru işler ama doğru çizdi. Böyle çiziyor. Anlaştık mı? Bu gerçi ışın oluyor değil mi? Doğru böyle oluyordu galiba. Neyse. O zaman cevabımız Bursa seçeneği. Geldik buraya. Hangisi söylenemez demiş. Birinci sözcük topluluk adıdır. Aile özlemi gün geçti artıyor diyor. Evet, aile topluluk adıdır. Bu doğru. İçimdeki hüzün büyüyordu. Hüzün soyut, tekil. Evet, bu da doğru. Hüzünler dememiş. Beşinci sözcük türün tamamını karşılayacak biçimde kullanılmıştır. Bakalım. Mektubumu yazdım ve ülkeme döneceğimi bildirdim. Şimdi türün tamamını kullanmıyor. Diğerine bakalım. Dördüncü sözcük çoğul isimdir demiş. Günler. Evet. Nerede çokluk? Orada lerler. Çoğul isim. Üçüncü sözcük somut anlamlıyken mecazlaşarak soyut anlam kazanmış bir isimdir. Ha, bakalım doğru mu? Bu ayrılık acısını dindirmeliydim. Bunun bir yolu olmalıydı. Buradaki yol bildiğimiz asfalt yol değil arkadaşlar. Buradaki yol bir yöntem anlamında. Somutken, yol somut bir şeyken, böyle somut bir şeyken soyutlaşmış. Bu da doğru. Ama beşinci sözcük türün tamamını karşılayacak bir şey değil de sadece türe özgü bir tane kelime olarak kullanmış. Yani mesela kalem yazıyı aktaran en önemli araçtır dediğin zaman tüm kalemleri kastediyorsun. Ama kalem masanın üstündeydi dersen bir tane kalemden bahsediyorsun. Şimdi DDA'ya bakalım. Ayrı yazılması gereken DDA. Cümleden atılabiliyorsa ayrı yazılır, atılamıyorsa bitişik yazılır. Üniversiteye gittiğim o yıllarda ben teyzemde kalıyordum. Şimdi şunu atabiliyoruz mu bakalım. Üniversiteye gittiğim o yıllarda ben teyzem kalıyordum diyemiyoruz. O zaman bitişik yazılması lazım. Üniversiteye gittiğim o yıllar ben teyzemde... Bak burada da bitişik yazılacak. Sabahın körün balık pazarında olağanüstü bir hareketlik var. Sabahın körün diyemiyorsun, sabahın köründe. Balık pazarın olağanüstü bir hareketlik vardı diyemiyorsun. Bu da yine bitişik yazılması lazım. Kentin merkezine bağlanan sokak gece geç saatlerde bir gürültü oldu diyemiyorsun. Sokakta demen lazım. Çocukluk yıllarım gibi gençlik yıllarım bu mahallede geçti. Çocukluk yıllarım gibi gençlik yıllarım da bu mahallede geçti demesi lazım. Burada D de ayrı yazılmalıydı. Çocukluk yıllarım gibi gençlik yıllarım bu mahalle geçti diyemiyorsun. Bu bitişik yazmış ama şurada ayrı yazmalıydı. Caddenin girişin bulunan diyemiyorsun. Girişinde demen lazım. O zaman cevabımız D seçeneği. Bak burada atamadın. Burada atamadın. Burada atamadın. Burada atamadın. Burada atamadın. Burada atamadın. Burada atamadın ama burada attın. Yani ayrı yazman gerekiyordu. Ama yazmadığın için cevap Deniz'de. Numaralanmış işlevlerin hangisinde kullanılmamıştır diyor virgül. Bakalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeler, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak falan filan diye gidiyor. Dünyanın en güzel manzaralarını sunar konuklarına İstanbul. Büyüler böylece onları. Bak. İstanbul en güzel manzaraları sunar. Onları böylece büyüler diyor. Burada sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış diyebiliriz. Bak burada yani şu cümlede sıralı cümleleri ayırmak için konmuş. Devam ediyorum. Ünlü Fransız yazar, politikacı ve diplomat Chateaubriand 1806 yılında İstanbul'u gezme imkanı bulmuş. Bak Fransız yazar, politikacı, diplomat yani birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konmuş. Bu da doğru. İkinci cümlede böyle. Devam ediyorum. Pembeyi aldım. Bir diğer Fransız sanatçı Alphonse Lamartine 1833'te İstanbul'a girdiğinde şehrin görüntüsü karşısında dona kalmış. Kim dona kalmış? Bir diğer Fransız sanatçı Alphonse Lamartine. Burada da özneyi vurgulamak için kullanılmış. Yani uzun cümlelerde yüklemden uzak düşüş olan özneyi belirtmek için kullanılmış diyebiliriz. Bu da doğru. Tamam. Devam ediyorum. Bir tane kahverengi alayım. Boğaziçi kıyılarından bir tanesini tasvir edebilmek için bir ressamın uzun yıllar çalışması gerekir demiş. Bak şimdi burada tırnak içine alınmış bir cümleyi koymak yerine tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konmuş. Bu da bunun örneği. Dolayısıyla bu da var. Ama 3 yok yani cevabımız C seçeneği. Geldik sıfat sorusuna. Hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor. Kadıncağız eski sıcak komşuluklar arıyordu. Nasıl komşuluklar? Sıcak komşuluklar. Nasıl komşuluklar? Eski komşuluklar. Bunların her ikisi nasıl sorusuyla bulunduğu için bunlar niteleme sıfatı. Meyve bahçelerinin ortasında bir çardak vardı. Bir çardak bu belgisiz sıfat. Hangi çardak? Bir çardak yani herhangi bir. Şu yaşlı çınarın gölgesine bir süre dinlendim. Nasıl çınar? Yaşlı çınar bak. Nasıl çınar? Yaşlı çınar. Peki hangi çınar? Şu çınar. Bir de işaret sıfatı var. Yani hem işaret sıfatı hem de niteleme sıfatı olduğu için cevabımız C seçeneği. Burada sadece niteleme sıfatı var. Burada da sadece niteleme sıfatları var. A ödüllü soruya geldik. Arkadaşlar yapmanız gereken şey çok net bir şekilde belli. Yazılı notlarını alıyorsunuz. Sıkı sıkıya bunları tekrar ediyorsunuz. Ardından MEP ortak sınav denemelerine ulaşıyorsunuz. Dinama soru bankasındaki testleri de mutlaka çözüyorsunuz. Direkt ÖSYM tarzı sorular var. Sınavda birçok soruyu yakalayacak olan sorular. Şimdiden hepinize ortak sınavınıza başarılar diliyoruz. Kazanız mübarek olsun. Hadi bakalım kolay gelsin.